Başkent Ankara'ya dönüyoruz sevgili seyirciler. Savaş süreci, özellikle Suriye karşıtı savaş senaryolarında son durumu değerlendireceğiz. Milli Merkez Ankara temsilcisi Sayın Ufuk Söylemez, Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Söylemez, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar Can Bey. Bugün ve dün itibariyle biraz açıklamaların tansiyonu düşmüş gibi gözüküyor Suriye'ye müdahale konusunda. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Söylemez? Şimdi tabii Suriye'de oynanan oyun daha önce bu coğrafyada gördüğümüz kanlı tezgahlardan başka bir versiyon diyelim. Bunun üzüntü verici tarafı Müslüman bir ülke olan komşumuz Suriye'ye karşı bugünkü Türk hükümetinin yani AKP iktidarının mezhepçi, savaş kışkırtıcısı ve Haçlıların tetikçisi rolüne soyunmaya hevesli tavırlarıdır. Bu Türk milletini rencide etmektedir. Suriye'deki iç karmaşa ve kaosa Haçlı seferleriyle birlikte Haçlı güçlerle beraber saldırgan politikalar izlemek Türk milletinin asırlardır sürdürdüğü komşularıyla dostluk ve barış içinde yaşama gayretlerini ve politikalarını yerle bir etmektedir. Mezhep ayrımcılığı yapan El Nusra, El Kaide gibi yobaz gerici, elikanlı dinci katillerle Türkiye Cumhuriyeti'nin yan yana Suriye'de operasyon yapması Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına da Türk milletinin onuruna adına da yapılacak en büyük haksızlık, bir hukuksuzluk olacaktır. Türk milleti bundan rahatsızdır. Hepimiz bundan rahatsızız. Türkiye'nin tarafı olmadığı, Türkiye'nin tehdit ve saldırı altında olmadığı bir meselede Türkiye'yi taraf haline getirerek Orta Doğu bataklığına çekmek isteyen politikalardan Türk milleti rahatsızdır. Ve AKP iktidarı bu savaş kışkırtıcılığından sonra eğer ısrar ederse bunun sonunda savaş suçlusu olarak yargılanmayı göze almalıdır. Türkiye'ye hem maddi hem manevi hem can kaybı hem ekonomik riskler hem de politik riskler getirecek böylesi maceracı, kindar ve mezhepçi saldırganlığa karşı Türk milleti ayağa kalkmalıdır. Siyasal partilerimiz, parlamentodaki partilerimiz sıradan demeçlerle bu rezalete sessiz kalmamalıdır. Kitlesel demokratik tepkiler gösterilmeli. Bu savaş kışkırtıcısı, savaş tamtamı çalanlara karşı Türk milletinin sağduyusu ortaya konulmalıdır. Bugün o bölgede en büyük emperyalist güç ve çıkar sahibi olan Amerika bile temkinli davranmaya çalışırken gözü kara bir savaş kışkırtıcılığıyla kanlı El Nusra, El Kaide çeteleriyle aynı safta Türkiye'yi yer almaya zorlamak Türk milletinin tarihine de, insanlığına da, Müslümanlığına da, toplumumuzun yakışmayacak bir davranıştır. Bundan hepimiz rahatsızız. Biz 30 Ağustos'u yarın kutlayacağız. Ulusal bağımsızlığımızı emperyalizme karşı verdiğimiz savaşın, zaferin 91. yıl dönümünü kutlayacağız. Bugün Suriye'nin kendi bağımsızlığını ve devletini koruma çabalarına bizim Amerika ile, Fransa ile, İngiltere ile bir olup bomba yağdırmamız en büyük haksızlık ve vicdansızlık olacaktır. Türk milleti savaşa hayır demektedir. Biz bir din devleti değiliz. Tayyip Erdoğan ve hempaları bunu bilsin. Türkiye bir din devleti değildir. Türkiye bir yobazlık bir devleti de değildir. Türkiye bir mezhebin devleti hiç değildir. Türkiye'de Alevisiyle, Sünnisiyle farklı mezhep ve inançlardan insanlar 90 yıldır Atatürk Cumhuriyeti sayesinde barış içinde bir arada yaşıyorlar. Laiklik gibi temel demokrasi ilkesi sayesinde bugün Türkiye bu dinci yobazların, gericilerin elinden kurtulmuş çağdaş bir modern bir ülke olabilmiştir. Bugün laiklik düşmanı AKP insanların ciğerlerini Allahu Ekber diyerek Allah'ın uyucu adını ağzına almaya utanmadan adam öldürenlerle beraber Türk siyasetini yerle bir etmiştir. Bizim buna evet dememiz, rıza göstermemiz, susmamız büyük bir haksızlıktır. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına çekmek isteyen bu hükümet
Orta Doğu bataklığında sadece kendisini değil Türkiye'de çok büyük zararlar verir. Tekrar ediyorum. AKP savaş kışkırtçılığıyla El Nusra ve El Kaide gibi eli kanlı yobaz katil sürüleriyle işbirliği yaparak komşumuz Suriye'ye karşı yapılacak bir Haçlı seferinde yer alırsa bunun hesabını savaş suçlusu olarak verecektir. Türk milleti onların iki yakasını yapışacaktır. O zaman onları Katar şehirlerinin uçaklarıyla Katar'a kaçmak dışında Türkiye'de hiçbir şey hukukun ve Türk milletinin elinden kurtaramayacaktır. Açık söylüyorum. Türkiye bunu kabul edemez. İşimiz, hakkımız olmayan bir savaşa sürüklenmek istemiyoruz. Türk ekonomisi Eylül ayı geldi. Görüyoruz. Sıcak parayla lale devri yaşayan siyasal iktidar bugün doların 2 milyonu aşması karşısında paniğe kapılmıştır. Brent petrolün varili 118 dolara çıkmıştır. Eğer Suriye'ye müdahale olursa uzmanlar, petrol uzmanları 150 doları göreceğini söylüyorlar. Bunun Türk ekonomisine faturası çok ağır olacaktır. Bunun faturası benzinden yakıta kadar, doğalgaza kadar her şeye zincirleme bir reaksiyonla yansıyacaktır. AKP iktidarı içeride yükselen halk hoşnutsuzluğunu, adım adım gelen ekonomik krizi ve Türk insanına yaptığı baskıları göz önünden kaldırmak için dışarıda bir Müslüman ülkeyle savaş çıkararak örtbas etmek istemekte ve bir savaş icat etmeye çalışmaktadır. Türk milleti tüm demokratik unsurlarıyla, siyasal partileriyle, kitle örgütleriyle, az sayıda kalmış medyasıyla, namuslu medyasıyla bu savaş kışkırtıcılarına, bu El-Kaide ve El-Nusra'nın Türkiye temsilcilerine karşı demokratik milli bir duvar örmelidir. Savaşa hayır demelidir. Savaş kışkırtıcılığına hayır demelidir. Kimyasal silahları kimin attığı, kimin sattığı net ve inandırıcı kanıtlarla henüz ortaya konmamışken, Birleşmiş Milletler heyeti dahi daha Suriye'deki incelemeleri tamamlanmışken bu acele ve bu telaş niye? Özgür Suriye Ordusu adı verilen eli kanlı cani alçakların Allah'a ekber diyerek sadece mezhebi farklı olduğu için masum sivilleri kurşuna dizdiğini bu millet televizyonlardan izlemiyor mu? Allah'a ekber diyerek öldürdüğü Müslüman Suriyelinin ciğerini deşen o El-Kaide, El-Nusra denilen alçak katillerin orada adam öldürüp Türkiye'de gelip kebap yediğini bilmiyor mu? Bizim başımıza bunları salan Müslüman kardeşlerin benim için münafık kardeşlerdir. Münafık kardeşlerin Türkiye şubesi olan AKP iktidarıdır. AKP iktidarı mezhep kışkırtıcısı bir siyaset izlemekte, komşumuz Suriye'yi Haçlılarla beraber hedefe oturtmakta, özellikle Antakya, Hatay, Adana civarındaki yurttaşlarımızın ve tüm Türkiye'nin güvenliğini tehdit altına almaktadır. Bunu yapmaya hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları da AKP iktidarını bu maceradan korumak zorundadırlar. Buradan Milli Güvenlik Kurulu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve meclisteki yasal anayasal organlara sesleniyorum. Yasaya, anayasaya aykırı bu savaşa karşı sizler de sesinizi yükseltmelisiniz. Türk ordusu AKP'nin tetikçisi bir özel bilmem paralı asker ordusu değildir. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı AKP'nin özel istihbarat örgütü değildir. Milli Güvenlik Kurulu Türkiye'nin milli güvenliğini korumak zorundadır. Bu maceracı elimlere Ahmet Davutoğulları'nın, Tayyip Erdoğan'ların Cumhuriyet'e karşı kin duyan bir gelenekten gelen bu insanların mezhep kavgası yaratarak Türkiye'nin barışını da bozmalarına izin vermeyelim. Bugün unutmalısın ki Türkiye'de milyonlarca Alevi Bektaşi inancına sahip demokrasi ve cumhuriyete saygılı yurttaşımız yaşıyor. Milyonlarca laik demokrasi inanmış, mezhep ayrımcılığını orta çağ zihniyeti olarak gören laik sünni vatandaşımız yaşıyor. Bunların bir tanesi bile bu acımasız kanlı petrodolar savaşına evet demiyor. Onun için cumhuriyetin kurumları da cumhuriyetin çıkarlarına uygun davranmalıdırlar. AKP iktidarının Türkiye'yi bir maceraya, kanlı bir Orta Doğu bataklığına sürüklemesine tüm cumhuriyetin resmi kurumları, anayasal kurumlar, siyasal partiler başta olmak üzere karşı çıkmalıdır. Demokratik kitle örgütleri, siyasal partiler, medyanın namuslu unsurları, savaş tamtamı çalmayanlar mutlaka güç birliği yapmalıdırlar. Biz de milli merkez olarak bu haksız, hukuksuz savaşa hayır diyoruz.
komşumuz Müslüman Suriye ile bir kanlı savaşın içine Haçlılarla beraber girmek istemiyoruz. Bir mezhep kavgasının içinde asla olmak istemiyoruz. Tayyip Erdoğan cumhuriyete, laikliğe karşı bir siyasal geleneğin en militan unsurlarından birisi olarak maalesef bugün Türkiye'nin başbakanıdır. Bu Türkiye'nin en büyük talihsizliğidir. Tayyip Erdoğan bütün söylem ve eylemleriyle mezhepçi bir anlayışı kışkırtmakta, Şiilere, Alevilere karşı yapılan her operasyonda, her söylemde başı çekmekte ve bugüne kadar Cumhuriyet hükümetlerinin hiçbir başbakanın yapmadığı bir kutuplaşmayı ve ayrışmayı körüklemektedir. Bundan en çok laik cumhuriyete inanmış Sünni vatandaşlarımız, Alevi vatandaşlarımız birlikte rahatsızdırlar. AKP'den kurtulmak Türk demokrasinin birinci önceliğidir. Demokratik milli görevimiz yerel seçimlerde sağ sol demeden milli merkezin Atatürk'te birleştik anlayışını sandıkta birleştik diyerek bir araya getirmek ve AKP'ye yerel seçimlerde çok sevdikleri o Osmanlı'nın ağır bir tokadını atmaktan geçmektedir. Türkiye behamal demokratik yollardan ilk seçimlerde AKP'ye dersini verecektir. Ama o zamana kadar Türkiye'yi bir savaş bataklığına sürükleyerek, cambaza bak diyerek, Türkiye'deki ekonomik krizi, hükümete karşı yükselen demokratik muhalefeti bastırmaya ve yön değiştirmeye çalışan AKP'nin maskesi mutlaka düşürmelidir. Eylül ayı ile birlikte üniversitelerde, konserlerde, maçlarda AKP'li bakanlar halk içine çıkamaz hale gelecekler. İşte az önce gördük yayınınızda. Sağlık Bakanı nasıl protesto edildi. Koca Fenerbahçe Kulübü'nü, cemaat görünümlü F tipi çetenin yargıdaki elemanları kanalda ne duruma düşündüklerini gördük. Türk futbolu ne hale getirildi. Bunların el attıkları her şey Cumhuriyeti ve Türk milletinin itibarını yerle bir ediyor. AKP iktidarı Türkiye için tüm kurucu değerlerini yerle bir etmeyi göz önüne almış laiklik düşmanı, mezhepçi, savaş kışkırtıcısı, Müslüman ülkelere karşı düşmanlık yürüten bir iktidar haline gelmiştir. Onun için yerel seçimlerde işbirliğine evet diyoruz. Sağda ve solda birlik lafları dünyanın en yanlış lafıdır. Sağcılık ve solculuk soğuk savaş döneminde kaldı. Artık Türkiye'nin milli çıkarları, ulusal çıkarları mevzubahistir. Sağ sol demeden Atatürk'le birleşik diyeceğiz. Milli devletimize, ulus devletimize, Türkçemize sahip çıkacağız. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Atatürk'ün izinden gideceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni milli ordumuz kabul edeceğiz. Ona yapılan saldırılara karşı dik duracağız. Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı laikliğe sahip çıkacağız. Mezhep kavgalarını bitirecek ve tarihe gömecek tek şey laiklik ve demokrasinin olmazsa olmazı tüm demokratik kuralların işlemesidir. Biz bunu yapalım. Ama bugün CHP'nin, MHP'nin ve diğer siyasi partilerinde bu konuda hemfikir olmaları lazım. Küçük olsun, benim olsun diyemezsiniz. Ben onunla ittifak yapamam diyemezsiniz. Bakın, hem Kürtçülerle hem Atatürkçülerle seçim ittifakı yapamazsınız. Hem Fethullahçılarla hem ulusalcılarla yan yana gelemezsiniz. Hem millicilerle hem gayrimillicilerle aynı sandığa giremezsiniz. Bunu mevcut siyasi partilerimize ve CHP, MHP'nin yönetimine özellikle söylüyorum. Bugün Sayın Doğu Perinçek nefis bir yazı yazmış. Bu işin sağ solu yok. Milli, gayrimilli ayrımı var. Sayın Doğu Perinçek'in tutsak koşullarda bu kadar gerçekçi izleyip tespit ettiği şu öneriyi mevcut siyasi partilerimizin görmezden gelmeleri veya önemsememeleri gerçekten büyük bir gaflettir. Gelin, savaşı da durduracak. Türkiye'nin laiklik karşıtı bir mezhep savaşına sürüklenmesini de durduracak. Türkiye'nin bölünmesini de durduracak. Açılım adı altında ihanet sürecini dolduracak. Milli duruşu, ulusal çıkarı savunan insanlar sandıkta birleşelim. Yerel seçimlerde AKP'ye güzel bir Osmanlı tokadını biz atalım. Sayın Söylemez, tabii bir sıcak savaş ihtimali bölgesel açıdan da tartışılıyor bir yandan. Size göre Amerika çok rahat bu müdahaleyi gerçekleştirebilir mi? Tabii bir yandan sınırda İsrail'e verilmesi tartışmalı olan bir mayınlı tarla tartışması vardı. Belki bugünlerde hatırlamak lazım. Bir diğer açıklamada geçmişte İran'ın bir müdahale olursa Türkiye'deki füze radarlarını vurabileceği açıklamasıydı ki şimdi yaptığı açıklamalarda da İsrail'e hedef gösteriyor. Sıcak çatışma büyüyebilir mi? ABD bu işi rahatlıkla yapabilir mi? Şimdi tabii Amerika ekonomik yaşadığı ekonomik krizden, Irak ve Afganistan'da yaşadığı
hezimet diyebileceğimiz gelişmelerden sonra Suriye'de böyle bir maceraya girmeye çok hevesli gözükmüyor. Açıklanıyor işte Obama'nın duruşu, temkinliğiniz filan gibi laflar ediyor. Bence bunun arkasında yatan sebep İsrail'dir. Amerika'nın birinci gayesi sadece petrol yataklarına hakim olmak, bu bölgeyi kaosa sürükleyerek o kaostan bir çıkar sağlamanın ötesinde İsrail'in de güvenliğini sağlamaktır bence. İsrail açısından İsrail'deki bir İsrail istihbarat servisi veya basın kuruluşları şu El Nusra, El Kaide denilen ve Müslümanlık adına diğer Müslüman kardeşlerinin ciğerini söken, Allah-u Ekber diyerek insanları sadece mezhebi farklı diye kurşuna dizen alçaklar sürüsünü görünce acaba Esad mı evladır, bu El Nusra El Kaide mi evladır diye herhalde bir kara kara düşünmeye başlamışlardır. Yani hani Allah'ın sopası yok ki işte 40 katır mı 40 satır mı? Bugün El Nusra El Kaide gibi Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'den direkt veya dolaylı destek verdiği adına Özgür Suriye ordusu denilen katiller sürüsünün Esad'ın karşısında başarı kazanması İsrail için Esad'dan bana göre 1000 kat daha tehlikelidir. Amerika ılımlı İslam denilen saçmalığın yani din ve devlet işlerini birbirine karıştıran siyasal İslam'ın ne kadar fanatizme, ne kadar akıl dışılığa, ne kadar gericiliğe doğru savrulduğunu herhalde bu yakın uygulamalarda işte Mursi denilen münafığın yaptığı Mısır'da görüldü. İşte El Nusra El Kaide'nin yaptığı alçakça cinayetler, din adına alçakça cinayetlerini gördü. Bana göre onun için Amerika buna kendi objektif koşulları da çok el vermiyor. Yani ekonomik koşulları, dünyadaki itibarı, Rusya'nın biraz daha eskisi gibi pasif kalmayıp bölgesel hiç olmazsa güç olmaya gayret etmesi, Çin'in vetoları falan karşısında çok rahat hareket edemeyeceğini görüyor. Ayrıca da bana göre İsrail'in güvenliği için yani bu El-Kaidecilerin, El-Nusra'cıların yani münafık kardeşler diyeceğimiz siyasal yobaz İslamcıların eline geçen bir Suriye'nin bana göre bölge içinde, İsrail içinde Esad'dan çok daha fazla tehlikeli olduğunu ortalama bir göz, fazla zekaya, stratejik akla filan da gerek yok, bunu görebilir. Onun için Amerika bence burada o yüzden biraz ayak sürüyor. Amerika ılımlı İslam denilen bir canavarı aynı El-Kaide yarattığı gibi yaratmış. Şimdi de o bataklığın içine kendisi de sürüklenmektedir diye düşünüyorum. Onun için çok açık bir savaşa, sıcak savaşa girebileceğine, cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Bunu biraz İsrail'in güvenliği içinde istemeyecektir diye tahmin ediyorum. Sayın Söylemez, çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katılıp bu dar vakitte.